Woody Allen'ın bir lafı aklıma geliyor. Şöhretli Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu. Woody Allen diyor ki, hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış'ı okudum. Olay Moskova'da geçiyor diyor. Ben 2 saati dinlediğimde, samimi olarak söylüyorum, aklımda sadece şu kaldı. Pazar günü Türkiye'nin önemli bir derbi maçı var. Ne yapar ederim de o derbi maçtaki hakemi etkilerim. Geçmişte aleyhime yapılan hataları burada sergileyerek, mağdur durumda olduğumu topluma PR çalışması yaparak, ki hakem de izliyordur o konuşmayı mutlaka. Nasıl o hakemi veya ortamı veya Türkiye Futbol Federasyonu etkileyerek bu maçı alırım şeklinde ben bir algı hissettim. Benim bütün aldığım konu bu. Olay Moskova'da geçmiyor ama olay pazar günü bir maçta geçiyor. Hepsi bu. Yani bir maçı kazanmak için bir kurumu, ulusal bir kurumu, 1923'ten beri var olan bir Türkiye Futbol Federasyonu, onun içindeki yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, daha önce başka biliyorsunuz çok saygın kurumlarımız zan altında bırakıldı, bırakarak, tüm bir hakem camiasını zan altında bırakarak bir maçı kazanmakla ne elde edebilirsiniz hakemi etkileyerek? Şu anda belki o hakem de bizi dinliyor. Ben o hakeme bizim lehimize en ufak bir hata yapmasını bilinçli olarak asla ve kat'a istemem. Böyle bir galibiyet, böyle bir zafer bizden uzak olsun. Ben kimseye dilemem. Ama bir hakemi etkilemek için, bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak bence çok yanlış. Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Bir maçı kazanabilirsiniz ama bütün bir geleceği yok edebilirsiniz. Geçmişte orada bir yan hakemin başına atılan cisimden 1 saat maç ertelendi. Dikişler atıldı yan hakemin başına. Ve maçı ertelemeyen hakem o gün en az Türk hakemliğini kaç yıl geriye attı bilmiyorum. Kaç yıl. Çünkü hakemlere ben bu maçı ertelersem cam çerçeve inerdi diyerek hakemlere eyyamcılığı, korkaklığı tavsiye ettiler. Türk milleti korkak değildir. Türk milleti adil karakterdedir. Siz bu hasletlerimizi köreltemezsiniz, yok edemezsiniz bir maç için. Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Ve Kulüpler Birliği laf ettiniz. Gülümseme nedenim ortaya çıktı. Gülümsedim. Okuyorum değerli arkadaşlar. Bu Kulüpler Birliği açıklamasını 17 kulüp adına diyerek, ki 17 kulüp imzalamadı, diğer kulüplerin de günahını aldılar. Okuyorum. Bunun editörü bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Okuyorum. Ligimizde her daim hakem hataları olmuştur ve olacaktır. Çünkü insanın var olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır. Bunu yazan insan söylemlerine dikkat etmeli. Hakemler de insandır ki ben katılıyorum. Bu söyleme olduğu gibi katılıyorum. Ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız. Biz hakemlerin biz de eleştirdik. Ne dedik? Belli bazı isimler hata yapmayı sadece bize değil, genel olarak bütün takımlara karşı hata yapmayı alışkanlık haline getirmiş ve yıpranmış. Tarafsız da olsa, öyle düşünse de artık tartışılan hale gelmiş insanların sahneden çekilmesini istedik. Hala istiyoruz. Son Riva'da Kulüpler Birliği toplantısında da bunu açıkça dile getirdim. İsim vermedim.
genç hakemler dedik. Ve bütün kulüp başkanlarımız bu konuda ısrarcı oldu. Artık yıpranmış isimlerle yürümeyelim. Onlara biz teşekkür edelim. Onlar da Türk futboluna hizmet etti, o hakemlerimiz de. Ama artık sahneyi genç hakemlere bırakalım. Hata yapacaksa onlar yapsın. Ama gördüğünü çalsın. Adalet dağıtmasın. Adil olsun. Bir takıma sarı verdim, öbürüne de sarı vermem gerekir diye fırsat kollamasın. Oportunizm ve yancılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz. Ne bileyim, kollinalar bekliyoruz, kollinalar istiyoruz. Bir hayal mi? Evet, hayal. Ama ben Türk hakemliğinin mutlaka buna ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen genç, çok kaliteli bir kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Cesaret, gördüğünü çal. Takım tutabilirsin. Herhangi bir takımın taraftarı olabilirsin. Bu bizi hiç rahatsız etmez. Hatta futbolla ilgili olduğun için mutlu eder. Ama adil olacaksın. Adil olacaksın. Sen çocuklarına adalet nasıl dağıtıyorsan, iki tane evladın herhangi bir tartışmaya, argümana girdiğinde nasıl onlara adalet dağıtmaya çalışıyorsan, takımlara da öyle yaklaşacaksın. Hepsi senin kardeşin, hepsi senin birlikteliğin. Aynı şekilde rakibimiz de bizim çok değerli bir kardeşimiz ve rakibimiz.